Herkese selamlar. Geçen hafta yeni bir seriye başladım. İstanbul'daki az bildiğimiz konu başlıklarını, her gün konuşurken bahsettiğimiz, belki önünden geçtiğimiz, isminin, tarihini çok da fazla irdelemediğimiz şeyleri ufak da olsa anlatmak istedim. Bugün de her gün önünden belki geçtiğiniz İstiklal Caddesi ve özellikle de Taksim Meydanı'nın isminin nereden geldiğini anlatmak istiyorum size. Eminim ki ilginizi çekecek. Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nın arkasında alçak bir yapı görmüşsünüzdür eminim ki. Bu yapı ismi aslında Maksem. Nereden geliyor bu isim? Daha önce Belgrad Ormanı videomda seyrettiyseniz Belgrad Ormanı'ndaki bentlerde Osmanlı ve ondan önceki Roma İmparatorluğu zamanında toplanan sular şehrin su ihtiyacını karşılamak için saray ve çevresine dağıtılırdı. Bu Kemerburgaz tarafından yani Belgrad Ormanı tarafından toplanan sular çeşitli kemerlerle Saraçhane'deki hatta Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu yerdeki kemerlerle beraber Taksim'e kadar getiriliyor ve bu Maksem yapısında anıtın arkasındaki o alçak katlı yapıda depolanıyormuş. Daha sonradan da şehre buradan dağıtılıyormuş yani taksim ediliyormuş. Bu Maksem yapısında dağıtılan su sayesinde burası şehrin bir çeşit dağıtım merkezi olmuş ve dolayısıyla da buraya Taksim denmiş. Taksim isminin çıkış noktası burası. Hazır konu Taksim'den açılmışken kendimizi Taksim'de hissedip birazcık daha etrafını şöyle bir hayal edin. Taksim'de herkesin buluştuğu o hamburgercilerin olduğu bir bölüm vardır. Oradan sol tarafa doğru olan caddenin ismi Sıra Selviler Caddesi'dir. Neden bu cadde Sıra Selviler? Şimdi orada Selvi falan kalmamış tabii. Ne ağaç var ne bir şey. Sıra sıra hamburgerciler var. Belki eskiden orada ağaçlar vardı da o yüzden bu ismi aldı diyebilirsiniz. Bunun sebebi de aslında çok daha farklı bir şey. 1700'lü yıllarda Osmanlı zamanında ve ondan önce de Roma İmparatorluğu zamanında burası şehrin çok büyük bir mezarlığıymış. Mezarlık olduğundan dolayı da orada sıra sıra ağaçlar, selviler olduğundan oranın ismi Sıra Selviler olarak kalmış. Bu da ilginç bir not olarak bugünün kenarında kalsın bence. İstanbul'da Az Bilinenler serisinde bu ikinci videomdu. Umarım ilginizi çekmiştir. Dediğim gibi bu şekilde her hafta bir tane konuyu kısa kısa bilgilerle ve ilginç bilgilerle size anlatmaya çalışacağım. Beğendiyseniz takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizin de aktardığım konularla ilgili ekleyeceğiniz dipnotlar varsa lütfen yorumlar kısmına yazın ki karşılıklı bir etkileşimimiz olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Hoşçakalın.